Değerli dinleyiciler, 17-23 Ekim haftasında dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri sizin için derledik. Çin Komünist Partisi'nin 16 Ekim Pazar günü başlayan 20. Ulusal Kongresi, 22 Ekim'de yapılan kapanış toplantısıyla sona erdi. Kongrenin sonunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in koltuktaki 3. dönemine konumunu güçlendirerek girdiği belirtiliyor. Parti kongresi sonunda ayrıca partinin bir tür iç parlamentosu olan Merkez Komite'nin kritik üyeliklerine Xi'ye yakın kişilerin getirildiği, başbakanlığa ise özgürlükçü isimlerden Wang Yang'ın atanacağı aktarılıyor. Öte yandan Ulusal Kongre'nin kapanış oturumunda eski devlet başkanı Hu Jintao'nun görevliler tarafından salondan çıkarılması dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu hafta başında yaptığı açıklamada Çin'in Tayvan'ı ilhak etme planlarını hızlandırdığını ileri sürdü. Göreve 1,5 ay önce başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, yeni ekonomi politikalarına gelen yoğun tepkiler üzerine istifasını açıkladı. İtalya'da 25 Eylül'de yapılan seçimleri önde tamamlayan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri ve sağcı ittifakın başkanı Giorgia Meloni, cumartesi günü yemin ederek ülkenin ilk kadın başbakanı oldu. ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşı Shoigu ile cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detaylar paylaşılmazken Ukrayna'daki savaş ile uluslararası güvenliğe dair güncel meselelerin ele alındığı bildirildi. Rusya yapılan referandumların ardından ilhak ettiği Luhansk, Donetsk, Zaporiya ve Herson bölgelerinde sıkı yönetim ilan etti. Sıkı yönetim yasası söz konusu bölgelerin Rusya tarafından atanan başkanlarına geniş kapsamlı acil durum yetkileri veriyor. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'yı tahıl anlaşmasını ihlal ederek sefer planlaması yapılmış 150'den fazla geminin Karadeniz'den geçişini geciktirmekle suçladı. Zelenski, Rusya'nın eylemleri nedeniyle Ukrayna'nın planlanandan 3 milyon ton daha az tahıl teslim ettiğini söyledi. Ukrayna Enerji Bakanı, 10 Ekim'den bu yana Rusya'nın saldırıları nedeniyle ulusal enerji altyapısının yaklaşık %30'dan fazlasının zarar gördüğünü, enerji üretim kapasitesinin ağır hasar aldığını açıkladı. Ukrayna'da birçok kentte elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor. Ukrayna ile Rusya arasında varılan mahkum takası anlaşmasıyla, aralarında Azovstal Çelik Fabrikası'ndaki kuşatma sonunda esir alınan kişilerin de yer aldığı 108 Ukraynalı kadın karşılığında 110 Rus mahkumunun salı günü serbest bırakıldığı bildirildi. Almanya, Fransa ve İngiltere, BM'den Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında İran'dan satın aldığı insansız hava araçlarını kullandığı yönündeki suçlamaların soruşturulmasını talep etti. İran Dışişleri Bakanlığı iddiaları reddetti ve BM'ye yapılan başvuru nedeniyle Fransa, Almanya ve İngiltere'yi kınadı. Doğru olmaları halinde iddialar, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının ihlali anlamına geliyor. Öte yandan AB'nin 3 üst düzey İranlı komutana ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullanıldığına inanılan İHA'ları üreten şirkete yaptırım uygulamayı planladığı öğrenildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, son haftalarda Rusya'nın İHA'larla hedef aldığı Ukrayna'ya en kısa sürede İHA'lara karşı savunma sistemleri gönderileceğini duyurdu. İranlı yetkililerin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna işgali sonrası Batı tarafından uygulanan yaptırımlar karşısında doğal gaz sanayisine destek olmak amacıyla Rusya'ya 40 gaz türbini tedarik edileceği kaydedildi. Ukrayna güçlerinin Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesini geri almak amacıyla karşı taarruza hazırlandığı, Rus yetkililerin bölgede yaşayan halka bölgeyi derhal tahliye etmeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi. Ukrayna güçlerince Cuma günü başlatılan taarruz harekatı kapsamında Herson bölgesindeki Rus mevzilerinin bombalandığı Dnieper Nehri boyunca ihmal yollarının hedef alındığı aktarılıyor. Avrupa Parlamentosu'nun düşünce özgürlüğü alanında her yıl verdiği Sakharov ödülüne bu yıl Rus işgaline karşı verdiği mücadele için Ukrayna halkı layık görüldü. Ödülle birlikte Ukrayna'dan sivil toplum temsilcilerine 50 bin avro para ödülü verilecek. AB ülkeleri liderleri Perşembe günü Brüksel'de düzenlenen enerji zirvesinde bir araya geldi. Liderler doğalgaza tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşma sağlayamazken tavan fiyatın olası sonuçlarını belirlemek üzere çalışmalar yapılmasına karar verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, enerji sektörü ve ticareti için sınır ötesi işbirliği çerçevesi olan tartışmalı enerji şartı anlaşmasından çekilme kararı aldıklarını duyurdu.
Fransa hükümeti akaryakıt çalışanlarının iş bırakma eyleminin toplumsal krize dönüştüğü gerekçesiyle zorla işe başlatma şeklinde bir prosedürü hayata geçirme kararı alırken, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT karara uyulmaması ve grevi uzatma çağrısında bulundu. Fransa Başbakanı Elizabeth Borne'un 2023 bütçesinin ilk kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için anayasanın ilgili maddesini uygulamaya koyduğu karar karşısında muhalif blok milletvekillerinin hükümet aleyhine gen soru önergesi verdiği aktarılıyor. Almanya Federal Siber Güvenlik Kurumu Başkanı Arne Schönbohm, bağlantılı olduğu bir dernek üzerinden Rusya ile yakın ilişkiler kurduğu iddiasıyla görevden alındı. İran'da Maşamini protestoları sürüyor. Ülke geneline yayılan gösterilerde şimdiye dek 250 kişinin öldüğü, 12.500 kişinin tutuklandığı bildiriliyor. İran'ın ikinci büyük şehri Meşet'te 8 Ekim tarihindeki rejim karşıtı gösteriler sırasında 17 yaşındaki bir öğrencinin güvenlik güçlerince yakın mesafeden vurularak öldürüldüğü bildirildi. Pakistan'da seçim işlerinden sorumlu üst komisyon, iktidardayken yabancı liderlerden aldığı hediyeler konusunda yetkilileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle önceki başbakan İmran Han'ın 5 yıl süreyle seçimlerden men edilmesine karar verdi. ABD ve Meksika'nın BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bir öneride ana liman ve akaryakıt terminallerinin çeteler tarafından kapatıldığı, açlık ve kolera salgınıyla boğuşan Haiti'ye çok uluslu bir yardım gücü gönderilmesi teklif edildi. Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan ve çoğunlukla siyasi mahkumların kaldığı İnsein hapishanesinin girişinde çarşamba günü yaşanan patlamalarda 3 cezaevi görevlisi ve 5 ziyaretçinin hayatını kaybettiği 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Orta Afrika ülkesi Çad'ın başkenti N'Djamena'da demokratik yönetime geçiş talebiyle sokaklara çıkan göstericilere güvenlik güçlerince ateş açılması sonucunda en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği önceki hafta sonu Meriç Nehri'ni kullanarak Türkiye'den Yunanistan'a geçen ve burada çıplak halde bulunan çoğu Suriye ve Afganistan uyruklu 92 göçmenin durumuyla ilgili soruşturma çağrısında bulundu. Suudi Arabistan'da bir mahkeme rejimi eleştiren tweetleri nedeniyle Kasım 2021'de ülkesini ziyaret ettiği sırada tutuklanan, aynı zamanda ABD vatandaşlığı da bulunan 72 yaşındaki Saad İbrahim Al-Mahdi'yi 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.